Samimi Tayfa izleyicileri için arkadaşlar şöyle bir mekanı da sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü burası dünyaca ünlü Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Sevgili Samimi Mutfak Tayfası arkadaşlar, sizler için buradayız. Sevgili Samimi Mutfak Tayfası, geleceğiz dedik, geldik. Neredeyiz? Kongremizin yapılacağı otelimize geldik. İşte binaların hepsi yani sanki bir masal gibi dizayn edilmiş. Samimi Tayfa izleyicileri için arkadaşlar şöyle bir mekanı da sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü burası, bakın, Iğdır'a geldiğiniz zaman size otobüslerin indireceği bir yer. Burası Rus pazarı olarak biliniyor. Ve burada böyle işte kayısılar, şekerler, aşağıya doğru böyle değişik farklı farklı ürünler satılabiliyor. Buralarda böyle Azerbaycan plakası araçlar da görüyorsunuz. Bakın şu gördüğünüz Hacı Muro Azerbaycan plakası ve otobüsler sizi burada indiriyor. Eğer bu istikamete doğru giderseniz üniversite yoluna ve havaalanına gidiyorsunuz. Şu istikamete doğru giderseniz arkadaşlar valiliğe doğru ve yeni yapılan şehir merkezine doğru iniyorsunuz. Dolayısıyla burası Iğdır'ın çok önemli bir noktası. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka bilinmesi gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Rus pazarı dediğiniz zaman herkes burayı biliyor. Şimdi dostlar Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Şuradaki Büyük Ağrı var. Şuradaki Büyük Ağrı. Arkadaki ise bakın şuradaki dağ ise Küçük Ağrı. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı olarak karşımıza çıkar. Nahçıvan'a giderken Iğdır'dan çıkarak bu dağların manzarasıyla birlikte devam ediliyor. Şimdi de Ağrı Dağları'nı görüyoruz. Bulutun altında görünen Büyük Ağrı. Şimdi birazcık büyüteyim. Arkadaşlar bakın Büyük Ağrı Dağı. Altta görünense arkada gözükense Küçük Ağrı olarak biliniyor. Birçok kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir arkadaşlar tırmanırken. Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Ucunda Nuh'un gemisinin olduğu söylenen yer. Arkadaşlar uç tarafı çok yüksek. 5160 küsür metre. Çok yüksek bir dağ. Ve Nuh'un gemisinin bu dağın ucunda olduğu söyleniyor. İşte Ağrı Dağı, işte Ağrı Dağı'nın efsanesi arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem bir dağ. Muhteşem bir. Aşağıda da Küçük Ağrı'yı görüyorsunuz. Arkadaşlar şu kadarını söyleyebilirim. Gerçekten Ağrı Dağı'nı çıplak gözle görmek inanılmaz bir şey. Muhteşem bir dağ ve muhteşem bir manzarası var. Herkesin buraya gelip bu dağı görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bakın arkadaşlar şu dağdaki heybete, muhteşem bir görüntü. Samimi Mutfak için bu görüntüleri çekiyoruz arkadaşlar. Sevgili Samimi Mutfak Tayfası arkadaşlarım, sizler için buradayız. Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı. Efsanelere konu olan Ağrı Dağı sizlerle. Mutlaka bu tarafa yolunuz düşerse Iğdır'da bu manzarayı kesinlikle gelip izleyin arkadaşlar. Sevgili Samimi Mutfak Tayfası, geleceğiz dedik, geldik. Neredeyiz? Gümrük kapısındayız. Arkadaşlar nereye doğru gidiyoruz? Gürcistan'a doğru gidiyoruz. Arkamıza Ağrı Dağı'nı aldık. Ön tarafımıza araçları aldık. Gümrük kapısı karşıda. Bakın şöyle baktığımızda burada bir sistemde bir tıkantı mı var ne varsa. Bu gümrük kapısının adı Dilucu Gümrük Kapısı arkadaşlar. Buradan Gürcistan tarafına değil de Nahçıvan tarafına geçiş yapacağız. Evet. Buradan Dilucu Gümrük Kapısı'na doğru yürüyerek işlemlerimizi yaptırmak için gidiyoruz arkadaşlar. Yani bir sıkıntı olabilir diyorlar sistemlerde. O yüzden biraz yavaş ilerliyormuş. Gürcistan kapımıza, Gürcistan tarafına geçiş için biz de yürüdük, araçtan indik.
Çok sıcak bir hava var. Gerçekten yakıcı bir hava. Bakalım Gürcistan tarafı, Nahçıvan tarafı nasıl olacak? Gürcistan nereden çıktı yani? Evet, Dilucu Gümrük Kapısı Nahçıvan geçişi için arkadaşlar gümrük kapımıza geldik. Dilucu sınır kapısının böyle ip gibi koridorlarında yürüyoruz. Kendi memleketimizden çıkarken de damga paramızı ödeyerek çıkıyoruz. Dilucu gümrük kapısından çıkışımızı sağladık. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Nahçıvan'da kongremizin yapılacağı otelimize geldik. Gayet temiz, pırıl pırıl bir otel. Nahçıvan'ın zaten en güzel Duzdağı, yanlış hatırlamıyorsam Duzdağı Oteli. Nahçıvan'ın en güzel otellerinden bir tanesi. Gerçekten de burada güzel bir ortam var. Güzel bir ortamda otelimizi beğenerek konaklama işlerimize başlıyoruz. Odalar 2 kişilik. Çok temiz, halılardan kullanılan malzemeye kadar son derece kaliteli. Şöyle bakıldığında banyo falan da oldukça iyi. İşte kongremizin yapılacağı alanda sunumumuzu gerçekleştirmek üzere buradayız. Kongremiz için kahvaltımızı yaptık. Şimdi birazdan da sunumların yapılması için Nahçıvan Üniversitesi'ne doğru yol alacağız. Üniversiteye de bir bakalım. Üniversitede neler oluyor? Nasıl bir ortam var? Sunum salonlarına falan birazdan sizlerle paylaşacağız. İşte otelde bu şekilde bir manzara dikkatimizi çekti. Gözün alabildiği şekilde görebiliyorsun ve Aras oradan akıyor. Evet. Şöyle geldiğimiz yön. Bu tarafa da gittiğimiz yön. Escort BMW bir polis arabası bize eskortluk ediyor. Bilmiyorum ne derece gözüküyor ama teşekkür ediyoruz. Nahçıvan bu şekilde bir jest yapmış ve ekibimizi devlet üniversitesine bu şekilde götürüyorlar. Şehir çok düzenli, tertemiz sokaklar ve bahçe düzenlemesi harika. Her yer pırıl pırıl tertemiz bir yer. Bakın. Eskortumuz da bize yol gösteriyor. BMW bir araç tahsis etmişler bizim için. Çok güzel bir şey. Binalara bakın, çok temiz ve düzgün. Evet, bakın binalar gayet güzel, gayet şirin. Binalar çok özenli. Yani bir Avrupa şehrinden farklı bir şekilde. Bakın şu binaların güzelliği. Çok özenli bir şekilde dizayn edilmiş. Oo, çok güzel. Çok güzel bir cami, bakın arkadaşlar. Evet. Market ve bakkallar. Caminin güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar hoş cami ki. Cami mescidi burası. Cami. Cuma mescidi. Çok değerlidir. Evet. Çok güzel bir inci gibi bir mescit yapmışlar. Hakikaten de çevre düzenlemesiyle çok güzel bir şehir. Eskortumuz da bize eşlik etmeye devam ediyor. İşte binaların hepsi yani sanki bir masal gibi dizayn edilmiş. Her tarafta çok güzel dizayn edilmiş binalar görüyoruz. Bakın. Gerçekten de Nahçıvan'ın bu görüntüsü bizim çok hoşumuza gitti. Evet, Türk Şehitliği arkadaşlar. Türk Şehitliği'ni geçtik. Evet. Karşıda gördüğümüz Aras burada biraz birikinti yaparak akıyor. Yakın gibi gözüküyor ama uzakmış. Bunu da söyleyelim. Binalar oldukça temiz. Bakın arkadaşlar, saraylar. Her tarafta bir saray var. Şurası ne diye geçiyor hocam? Nahçıvan Kalesi tarihi bir yer mi? Nahçıvan Kalesi'ne arkadaşlar geçiyoruz. Sol tarafta
devlet nezdinde davet gözüktüğü için eskortumuz bize eşlik etmeye devam ediyor. Bu şekilde bakın arkadaşlar şu manzara. Her tarafta saraylar var. Her tarafta çok güzel yapılar var. Gerçekten burası biz Şarkamam olarak geçiyor burası. Beğendik. Yani Nahçıvan çok düzenli. Evet, son derece düzenli bir şehir. Nahçıvan Üniversitesi Nahçıvan kampüsüne geldik. Şurada da çok güzel bir anıt yapılmış. Yine bakın arkadaşlar. Şimdi kampüse Nahçıvan Üniversitesi'nin önce yurdunu geçiyoruz. Nahçıvan Üniversitesi'nin giriş kampüsüne geliyoruz. Eskortumuz ön tarafta bize eşlik ediyor. Böyle bir jest çok güzel bir şey. Buradan üniversitenin bahçesine geliyoruz arkadaşlar. Bence burası rektörlük hocam. İşte Nahçıvan Üniversitesi'ne kampüsüne geldik. Özel üniversiteymiş. Nahçıvan Üniversitesi kampüsü gayet güzel yerleştirilmiş. Sokaklar tertemiz. Merhaba. Şuradan biz de kongremizin, konferansımızın toplantısını ve açılışını yapmak üzere gidiyoruz. Burada çeşitli devlet erkanından kişiler yer alacakmış. Bu sebeple de az önce bizi bakın arkadaşlar. Sabahtan beri söylüyorum ama bu güzel bir jesttir. BMW son model bir araçla bize eskortluk yaptılar. Otobüslerimiz geldi. Şimdi de kongre toplantı salonuna doğru gidiyoruz. Bakın şurada kongremizin açılış toplantısını yaparak başlayacağız sunumlara. Evet arkadaşlar, Nahçıvan'ın güzel bir alanında, çok güzel bir oturum yerleşkede kongremizin başlangıcı için devlet büyükleriyle birlikte bir güzel bir toplantı yapacağız. Ve sonrasında gezi planımız var. Gezi planının arkasından sunumlara geçilecek ve burada Gençlik Kongresi kapsamında bütün sunumlar güzel bir şekilde yerine getirilecek. Proseslerin merkezinde dayanırlar. Azerbaycan gençlerinin günümüzün muasir inkişaf etmiş, güçlük intelekli, aparatı kuvvet kimi formalaşmasında bir manalı olarak dövlətimizin apardığı gençler siyasetinin mühüm rolü olmuştur. Bu siyasetin banisi ise halkımızın ümumili lideri Heydar Aliyev'dir. Ulu Önder Heydar Aliyev'in gençler siyaseti, əsrlər boyu halkımızın maliş olduğu milli mənəvi değerler esasında müstəqillik, dövlətçilik...